Karaciğer yağlanması bir söz konusuysa, yani ikinci üçüncü derece karaciğer yağlanması, e, bu sefer kanda şeker yükseliyor. Bu yağdan dolayı bir türlü fazla şeker karaciğerde ne oluyor depolanamıyor. İşte bunun için karaciğerin çok sağlıklı çalışması lazım bu önereceğim kür bunu diyorsun değil evet mi kızım hı hı. maydanoz limon, limon sarımsak maydanoz limon hocam sarımsak ha. yok sadece maydanoz limon peki şimdi sarımsaklı olan kısmı biraz farklı peki şimdi burada bakın bu maydanoz limon ne yapıyor حسين karaciğer yağlanmanızı ortadan kaldırıyor karaciğerde birikmiş toksinler varsa bunu dışarı atıyorsunuz resmen zindeleşmeye başlıyorsunuz. Her programımda söylerim. Karaciğer yağlanması olanlar ne yapıyor? Sabahları yorgun kalkıyorsunuz. Zinde kalkamazsınız. 8 saat uyuduğunuz halde hala uykunuz vardır. Halbuki bunun birinci sıradaki nedeni nedir? Karaciğer yağlanmasıdır. Unutmayın. Eskiden siroz neydi efendim alkol kullandı işte ondan. Bugün artık karaciğer yağlanması sağlıksız beslenmeden kaynaklanıyor ve karaciğer yağlanmasına bağlı fibroz ve siroz gelişebiliyor. İşte çoğunlukta bugün sirozun nedeni karaciğer yağlanması Hüseyin. Bunu söyleyeyim. Yani mucizevi bir etkisi var bunun. Lütfen şu uydu kanallarında benim görüntümü kullanarak yok panaksır. Lütfen savcılıklara bunları şikayet edin. Bunlar bir vatandaşlık görevi olmak olmalıdır. Yani fırsat vermeyin bu insanlara. Şimdi maydanoz limon başka bir şey daha yapar. Derinizin altında bir iltihap söz konusuysa bunu dışarı atıyor. Cildinize tazelik ve parlaklık verir, kırışıklığı da geciktirir. Yani resmen bu maydanoz limon kürünü ben kendim dört ayda bir uygularım. Hiç yani en, en erken en geç yok, en erken dört ay. Bilemediniz altı ayda bir. Bazen unutuyorum da sağ olsunlar ofiste hatırlatıyorlar hocam. Kürünüze başlamanız lazım diyorlar. Dolayısıyla bu sizi damar sertliğine karşı da koruyacak. Kalp krizine karşı da koruyacak. Yani bunun o kadar çok faydaları var ki böbreğinizin sağlıklı çalışmasına yardımcı olacak. Yani bu iki şey limonla maydanoz bir araya geldi mi bu Hüseyin? Müthiş. Yoksa değerli izleyicilerimiz kesin olarak şunu bilsinler. İç organ yağlanmaları sporla veyahut da ilaçla bunu ortadan kaldırmanız mümkün değil. Veya diyet uygulayarak bunu ortadan kaldırmanız mümkün değil. Eğer böyle olmuş olsaydı, efendim kalbimin damarlarına işte doktora gittim, anjiyo yapıldı. Damarımın bir kısmı yetmiş bir kısmı %40 bir kısmı %90 daralmış yani yağ bağlamış içi. E o zaman spor yap, diyet uygula bu açılsın. Hayır. Yani bel bölgenizdeki yağları spor yaparak, hareket ederek ne yaparsınız? Eritebilirsiniz ama iç organ böbrek yağlanmasını, karaciğer yağlanmasını böyle kalpteki damarların içinin yağlanmasını Sporla, diyetle ilaçla çözemezsiniz. Ha verilen hekimin kardiyoloğunuzun verdiği ilaç, siz stent takıldıktan sonra o iç yağlanmasını damarın e, zayıflatıcı ilaç olarak işte kan sulandırıcılar veriliyor filan. Onlara ben karışmam. Onu lütfen hekiminizle şey Biz karışmıyoruz. Biz sadece geç, e, çıkan Tabii. haberi e, araştırmanın Tabii. sonucunu Hayır. iletiyoruz. Yani hekiminizin verdiği ilaçlar varsa mutlaka kullanacaksınız. Bu demek değildir ki Saracoğlu Hoca bir kür önerdi, ilacını kes, buna başla böyle bir sonuç çıkartmayın. Ama evvel Allah önermiş olduğum bu kürler yani insan sağlığı üzerinde genel olarak ne yapıyor? çok ama çok etkili kürlerdir. Hemen evet. yapalım. Süremiz azalıyor. Ee, çok da basit aslında. Defalarca denedik evet. ama 15-16 tane e, taze saplarıyla beraber maydanoz. Buna inanın ya o kadar çok tıp tıpçı arkadaş var ki bu bu kürsüz duramıyorum hocam diyor. Ya müthiş de zindelik. Küçük aferin kızım. Bak bunu kim aldıysa doğru almış. Evet şu anda yapıyoruz. 15-16 böyle faydalı Sapları evet. eğer kahverengiyse onu bıçak yardımıyla çok az bir... Ucu derler. kahverengileşiyor. Onu 1 santim içeriden kesersiniz. Hı. Böyle şu blenderlar var ya sütlü muz makineleri. Evet. Esas onlar müthiş. Bu robotlar biraz şey... Normalde bundan 2 yemek kaşığı atmaları gerekiyor limon suyumuzdan. Çekirdeklerini düşürmeyin limonun içine iki yemek kaşığı limon suyu maydanoz. Evet, pirata. bakın bazı restoranlara gidiyorsunuz, limon geliyor, bunun üzerine plastik bir şey. File sarmış. Ha, file sarmış. Sakın ha değerli izleyicilerimiz, sakın ha zin haro plastikten uzak durun. Çünkü içinde nonil var, siz sıkarken. O naylon, resmen naylon o. Dünya iyilik yapıyor bize, Tabii. hani çekirdek ya düşmesin dünya diye ama Dünya fark etti Hüseyin, Dünya fark etti evet. bu naylon, bu plastiklerin nasıl bir insan sağlığı üzerinde olumsuz etkili olduğunu. Ya mübarek bir şeyi bir ürünü ortaya çıkartıyorsunuz, yeni teknolojik bir ürün, önce gidin klinik deneyini yapın, Ondan. bu uygun mu değil mi yok, hemen piyasaya girer. 4-5 yıl sonra da araştırması yapılır. Hemen evet, külümüzü, Bir bardakta evet. suyu ilave ediyorsunuz ve robotunuzu en az bir dakika çalıştırıyorsunuz blenderınızı. Evet. Biz siz şöyle bir döndürün. Evet. Yeter kızım. Kafi. Ama siz bir dakika çalıştıracaksınız. Evet. Ve bunu sabah aç içeceksiniz. Bakın o kolesterol trigliserit hele hele bir de bunun içine bir diş sarımsak atarsanız yani kalp damarlarınızın 3 gün sarımsaklı, 3 gün sarımsaksız, 3 gün sarımsaklı 9 gündür bu. Bunu her 9 günde bir en fazla 5 gün ara vererek 2 defa daha tekrar edeceksiniz. 3, 9, 27. Bak damar sertliği, o kalp damarlarının içi nasıl yağlanmasına engel olacak. Evet, evet. hemen devam.